Evet, merhaba herkese. Bugünkü konuğumuz Karlsruhe'den Alp Altınsoy. Kendisi Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Hoş geldiniz Alp Bey. Hoş Kendinizi bulduk. isterseniz Merhabalar. merhaba. İlk olarak dile kendinizi tanıtın. Türkiye'den ne zaman geldiniz, ne yaptınız Türkiye'de, burada neler yaptınız? Buyurun. Ben Alp Altınsoy. 2016 yılında Türkiye'den Almanya'ya geldim. İlk etapta burada Almanca kursuna katıldım. Yaklaşık 4-5 ay ahında. Türkiye'de bachelor'da olarak endüstri mühendisliğini bitirdim Bilkent Üniversitesi'nden. Daha sonrasında işte kendimi teorik anlamda, pratik anlamda geliştirmek için master yapmak istedim. Türkiye dışında bir eğitim görmek istedim yüksek lisansta. Ve Almanya'yı tercih ettim. Tabii ki buranın hem eğitim seviyesi hem de maddi olarak öğrencilerinden çok büyük bir talebi olmaması sebebiyle. Dil kursundan sonra okul başvurularım oldu. KIT'den kabul aldım. Endüstri mühendisliği üzerine yine yüksek lisans. 2017 Nisan ayında da eğitime başladım burada. Geçtiğimiz ayda da Aralık ayında da master'ı tamamladım. Tamam. Türkiye'de ortalamanız kaçtı Bilkent Üniversitesi'nde bitirme notunuz? Bilkent Üniversitesi'nde 4 üzerinden 3.1 ile mezun oldum ben. Endüstri mühendisiydi. Tamam. Aynen endüstri mühendisliğinden. Yani öyle. Peki Türkiye'de Almanca öğrenmiş miydiniz yoksa sıfırdan başladınız burada mı? Türkiye'de birkaç ay buraya gelmeden önceki yaz ayında Goethe Enstitü'de, Ankara'da Goethe Enstitü'de Almanca öğrenmiştim. B1 seviyesini bitirdim. Daha sonrasında B2 ve C1 seviyelerinde Almanya'da Aachen'da dil kursuna gittim. Orada tamamladım. Tamam. Peki vize alırken hangi üniversiteden kabul almıştınız? Vize alırken siz yardımcı olmuştunuz. Sizin danışmanlığınızla başvurularımızı yapmıştık. Hangi üniversiteden kabul aldığımı inan hatırlamıyorum. Yani Aachen değil yani şu için ben Aachen size değil mi? yani öğretici olması için hani illaki kabul aldığınız şehire gitmeniz gerekmiyor. Yok, Aachen'den hayır. almadınız Hayır, kabulü. hayır. Aachen'dan Hazırlık gördünüz. aynen. Aynen Aachen'dan almadım. Küçük bir hostel'eydi. Ben de Yanlış hatırladım. hatırlamıyorsam. Aynen. Birkaç yere başvurmuştuk. O süre çok hızlı geçmişti. Siz de çok yardım ettiniz. Tekrardan teşekkür edeyim burada. Tamam. Daha sonrasından o kabulle vize aldım ve vizeyle de Almanya'ya geldim. Tamamdır. Yani Aachen'dan kabul almadınız. Herhangi bir yerden kabul aldınız. Dilde Aynen. olduğunu. Neden Evet. Aachen yaptınız peki? Aachen olmasının özel bir sebebi var mıydı sizin için? Aachen olmasının sebebi oradaki dil kursunu hem siz hem de daha sonrasında internetten topladığım yorumlar oranın iyi bir dil kursu olduğu üzerineydi. Siz özellikle çok tavsiye etmiştiniz orayı o dönemde. Ben de orayı tercih ettim. Birkaç dil kursu daha vardı. Dortmund'da da bir yer önermiştiniz. Ama gayet mutluydum yani. Hani Aachen'da bulunduğum süre boyunca Sprach Akademiydi kursun Evet. adı. Gayet iyiydi yani. Hani öğreticiydi. Güzel bir Ne deneyim kadar oldu. sürdü hazırlık eğitiminiz? Hazırlık eğitimim B2 ve C1'i burada tamamladığım için dil sınavında sayacak olursak şöyle bir yaklaşık 5 ay sürdü. 5 ay sonunda yani böyle 15-20 gün sonra da direkt zaten üniversiteye başladım burada. Soma Zemesta'da, KIT'de. DSA sınavını nerede geçtiniz? DSA sınavında aynı Şifre Akademi galiba Aachen'ın Fachhochschule ile ortaklaşa yapıyordu o sınavı. Orada girdim. Orada da hani başarıyla geçtim. Sonrasında zaten okula başladım direkt. Sonra Yüksek KIT'de lisans. eğitim başladı. Şimdi şöyle bir olay daha var. Hani bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. KIT, Karlsruhe Teknik Üniversitesi, Baden-Württemberg eyaletinde yer alıyor ve ne zaman gelmişti? 2017'de sizin girdiğiniz senin bir sene sonra geldi bu harç ücreti olayı. Orada Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler semester başı 1500 euro harç ücreti ödüyorlar halen. Size o tutmamış değil mi? Öyle yani Ay o kurtulmuş. beni etkilemedi. Yok aynen. Onu ben kıl payı kurtuldum ondan. O beni etkilemedi. 2017 Winter Semester olabilir. Dediğiniz gibi benden bir ya da iki dönem sonra o kanun yürürlüğe girdi. Dönem başı 1500, senede yaklaşık 3000 euro. Hala o da geçerli yani Baden-Württemberg'de tüm üniversitelerde. Yani çok şanslısınız o zaman. Hani siz geldi, benim hatırladığım öyleydi. Yani bir semestr sonra, sizden bir semestr sonra gelmişti. Bir semestr Aynen. yani o DSA sınavını geçemeseydiniz aslında her dönem şimdiye kadar 1500 kaç semestr? 6 semestr de bitirmiş oldunuz. 6 Aynen. Yap. çarpı aynen. Bayağı 9 bir bin. 9 bin euro. Bir sınavı geçmek 9 bin euro kar. Aynen. Bulunduğunuz zaman şimdi de 80 bin lira değil mi? Yani 80 bin TL Kesinlikle.
Yani şöyle ben kendimi hatırlıyorum. Bizimki daha eski tabii, çok eskilerden gelmeyiz. Eskilerden harç ücreti herkes ödüyordu Almanya'da. 2007'lerde falan. 500 euroydu harç ücreti. Hani benle başladı, benle bitti. Bana da öyle bir şey geldi. Hani bizim dönemde başladı. Ben ilk ödeyenlerdenim. İlk ödeyen semestrede başladım. Bitirdiğimde son ödeyen bendim. Benden sonra zaten geri kalktı. Yani bilmiyorum, böyle bir şans meselesi. Evet, Şanssızlık. aynen kesinlikle. Ya ben o konuda şanslıydım çünkü hani burada da iyi bir üniversiteden kabul aldım. Aynen. 1500 euro ödemek durumunda kalsaydım hani inanın üzüldüm yani. O yönden şanslıydım. Aynen. Şimdi gelelim KIT'ye. Yani benim, herkesin Almanya'da da bir favori üniversitesi vardır. Kimi Aachen Teknik ister, kimi Münih Teknik, Berlin Teknik, ama benim şahsi görüşüm Almanya'da benim için bir numara KIT'dir. Yani bu Evet. üniversiteler var. Aynen. Fizikle ilgili olmasından da ötürü. Yani KIT ileride bence 10 yıl sonra da Almanya'da bir numara olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Ya bir KIT mezunu olarak memnun oldum bu dediklerinize. Onu söyleyeyim öncelikle. Bunlar şeyler işte, çok fazla teknik şey girmem. Mesela Katrin projesi gibi çok devasa projeler var. Yani sadece tek bir projeye 10 milyar euro yatıran bir yer. 10 milyar euro bir proje için yatırılan bir yer. İleride mutlaka Almanya'da değil, yani Avrupa genelinde çok daha yüksek bir yere gelecektir. Bize biraz o KYT'yi anlatır mısınız? Bunda KYT'de Tabii ilk ki. nasıldı? Tabii ki yani. Ya ders konusundan öncesinde bahsettiğiniz gibi burada çok yoğun bir araştırma var birçok yönde. Yani bahsettiğiniz gibi fizik alanında var, kimya alanında, işletme alanında, hizmet alanında. Yani mesela KYT'nin bu araştırmaları sebebiyle ben buraya geldiğim zaman şunu fark etmiştim. Ya bir öğrenci eğer araştırma konusunda kendini geliştirmek istiyorsa, bir şeyler araştırıp bilime katkıda bulunmak istiyorsa önü çok açık. Yani birçok imkan var. Tabii ki derslerinde insan kendini kanıtlayıp notlarını yüksek tutup başvurup istediği projelerde, farklı projelerde rol alabiliyorlar, tecrübe edinebiliyorlar. KYT'nin hani Türkiye'ye nazaran, Türkiye'deki işte Bilkent Üniversitesi'ne öyle karşılaştırıyorum orada okuduğum için, araştırma konusunda belki devletin desteğiyle veya da insanların öz inisiyatifiyle daha bir adım önde, onu fark ettim. Bu hani beni mutlu etti ilk etapta. KYT onun dışında yoğun bir tempo bekliyor diyebilirim buraya gelmek isteyen, burayı hedefleyen arkadaşları. Çünkü zorluyorlar. Yani hatta benim ilk dönemimde şöyle bir şey olmuştu. Hocamız dedi ki hani sınavlar konusunda endişe etmeyin. İşte burada anlatacağım şeylerden soracağız. Tabii ki übungtlar var işte şeyler ders dışında yapılan sorular oradan soracağız. Ama hani şöyle de bir şey var. KYT'den mezunsunuz. KYT standartlarında olacak sorular demişti. Ya ben orada anlamıştım. Burada işler birazcık sıkı tutmak gerekiyor. Yani sizden talep edilen şey, talep edilen efor KYT'de yüksek. Ben buraya gelmeden evvel de KYT'yi biliyordum. İşte Aachen Üniversitesi, TU München bunları duymuştum zaten bu üniversiteleri. Şimdi başvuru esnasında siz şunu söylemiştiniz o dönem. Ortalamam iyiydi 3,14 üzerinden ama hani yüksek seviyedeki okullar için düşük bir ortalama. Yani belki 3,5 ve üstü beni daha bir adım öne götürebilirdi. KYT'den kabul almayı o anlamda pek beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Yani benim için iyi bir tecrübe oldu diyebilirim. Yani KYT birçok yönden öğrencilerini geliştirebiliyor. Peki eğitim alırken staj yaptınız mı? Kendi alanınızla ilgili. Aynen staj yaptım. Buraya ilk geldim. Sömestr'den itibaren Werkstudent olarak da yarı zamanlı çalışmaya başladım. Ondan sonra işte Almanya'da iş aramaya çıktığınız zaman eğitimden sonra sizden pratik tecrübeler beklendiğini fark ettiğim için bir de praktikum, staj yapmam gerektiğini fark Staj ettim. Onu da yaptım. Bir dönem boyunca staj yaptım. Evet. Kaç ortalama ile bitirdiniz? KYT'yi 2,4 ortalamayla bitirdim. Güzel bir ortalama yani. Almanya için bir yabancı öğrenci için çok iyi bir ortalama. Bir de KIT gibi bir yerden. Ya kıl payı 2-3 bekliyordum. Kıl payı 2-4 geldi. Artık Of, önemli yani değil. 2-4 çok iyi bir ortalama. Bir, yani gerçekten şimdi şöyle bir şey, KIT'de yabancı öğrenci olarak gelip burada dili sonradan öğrenip, hani yüksek lisans, hani Bilkent gerçekten iyi bir üniversiteden geldiğiniz zaman, hani böyle biraz daha mesela başarılı bence. Biraz daha böyle Bilkent'le KYT'yi biraz daha karşılaştırabilir misiniz? Bilkent'te Türkiye'de bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en iyi üniversitelerden bir tanesi. KYT'de Almanya'nın en iyilerinden bir tanesi. Hani böyle karşılaştırsanız ne gibi farklar var orada? Ya şöyle söyleyebilirim. Bilkent birazcık daha böyle Amerikan kültüründen, ekolünden eğitime devam ediyor. Yani nedir? Öğretir öğrencilerine dersini, işte buradaki gibi egzersizler olur, ders dışı
ödevler, sorular. Ondan sonra sizden bu bilgileri kullanmanızı bekler. Birazcık daha yoruma, kendi yaratıcılığınıza dair bir talep var yani sınav boyunca, sınav süresi boyunca. Ama KYT'de benim fakültemde ve genelde çevreden edindiğim, arkadaşlarından edindiğim bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim. Daha çok sınavlar 1 veya 2 saat olduğu için kısa sorular oluyor. Belki hani ezber sorular daha fazla oluyor. KYT'nin sınav anlamında farkı buydu. Araştırma olarak Bilkent Üniversitesi de çok büyük bir araştırma olanağı sağlıyor ama KYT'nin fakülte sayısı daha fazla, proje sayısı daha fazla. Bilkent kendi başına idare eden bir üniversite, vakıf üniversitesi. Evet. KYT belki daha fazla fon, maddi destek alıyor. Onun da tabii ki etkisi olabilir. Ama o zorluk açısından birbirinden farklı diyemeyeceğim. Yani ikisi de benim gözümde aynıydı. Yani ben o yönden zorlanmadım. Yani burada ders çalışma, buraya adapte olma konusunda zorlanmadım ama yani onun dışındaki faktörler beni birazcık daha zorladı yani öyle Onun söyleyeyim. dışındaki faktörler değil tabii ki. Yani onun dışında mesela Almanya uyum süreci nasıl geçti? Çok fazla zorlandınız mı? Ya evet, yani açıkçası ya bunu beklemiyordum. Mesela ben buraya geldiğim zaman hani sonuçta Avrupa insanı, biz de hani birazcık Avrupalıyız. Hani şey olmaz, çok bir etkisi olmaz diye düşünüyordum ama ilk etapta daha önceden mesela gönüllü projeleriyle ben yurt dışına da çıkmıştım. Yabancı insanlarla bir irtibatım da vardı. O yüzden Almanya'da böyle bir şey, bu kadar bir kültür farkı beklemiyordum ama ilk etapta bu kültür farkı, belki Türkiye'deki gibi çabuk sosyal çevre edinememeniz, bu sizi ilk etapta bir şaşırtıyor. Yani buraya gelecek arkadaşlara şimdiden onu söyleyebilirim. Hani bu herkesin başına geliyor, 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. O yüzden hani hevesiniz kırılmasın. Buranın kültürü, insanları yani her yerde farklı. Bunu da böyle kabul edip bunun üstesinden gitmek için hiçbir zaman hani çabalamayı bırakmamak gerekiyor. Yani devam etmek gerekiyor. Kültür anlamında öyle bir farklılık olmuştu. Yani ben sosyal çevre edinme konusunda insanların birazcık burada zorlanabileceğini düşünüyorum ilk geldikleri zaman. Ve belki ben mesela 24 yaşında buraya geldim. Birazcık daha büyük bir yaş. 18, 19 hatta 17 yaşında gelen arkadaşlar var buraya. Onlar birazcık o liseden çıkıp sanki özgürlük ortamıymış gibi düşünebiliyor Almanya'yı. Bilmiyorum siz paylaşır mısınız bu düşüncelerimi? Hani birazcık bocalayabiliyorlar. Yani işi başta sıkı tutup o kültür şokunu tabii ki herkes yaşıyor. Atlattıktan sonra hani toparlanıp devam etmek gerekiyor yani. Anladım. Peki çalışma sisteminiz nasıl? KYT gibi yani Bilkent gibi iki tane çok iyi üniversiteden iyi ortalamalar mezun olmak kolay bir iş değil. Çalışma sisteminiz nasıl? Neler tavsiye edebilirsiniz? Nasıl çalışması gerekiyor öğrencilerin? Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela ÖSS'ye çalışıyoruz hepimiz. Türkiye'de yani bu hepimizin ortak bir tecrübesi Türkiye'den geliyorsak. ÖSS'de çalışmayan öğrenci de nasıl çalışması gerektiğini aslında biliyor. Yani nedir? Günde bir minimum 3 saat, 4 saat iyi bir okul istiyorsan çalışacaksın düzenli bir şekilde. Bunu çalışmayan da biliyor, çalışan da biliyor. Yani bu aynı mantaliteyle buraya gelip siz günde 3-4 saat yatırımda bulunursanız bu KYT olur. Dünyanın başka bir yerinde bir üniversite olur. Ben başarısız olacağınızı düşünmüyorum. Yani Japonya'ya gitseniz de bu düzenle çalışırsanız ben başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Tek tavsiyem düzen. Yani 3 saat mi çalışmak istiyorsunuz? Öyle bir şeyiniz mi var? Ben günde şunları şunları tamamlayacağım deyip ama her gün bir şeyler yapmak. Tabii ki sosyal aktiviteler de çok önemli ama ya bunu dediğimiz zaman bu sefer yanlış anlaşılıyor. Sanki full sosyalleşim gibi. Ya öyle değil. Ya burada bir meslek gibi düşünmeli bence insanlar öğrenciliği. Hani mesleğiniz ne diye sordukları zaman forumlarda falan öğrenci diye yazıyoruz. Yani madem mesleğimiz bu, o zaman şu 3-4 sene neyse bitene kadar hakkını vermek lazım yani. Onu düşünüyorum ben. Buraya gelip düzenli çalışsınlar. Öyle 1-2 saatte olacak bir iş değil. Çok güzel. Yani şöyle siz 5. kişisiniz röportaj yaptığımız. Şu ana kadar bir tanesini gördünüz sadece YouTube'a koyduk veliyle olan röportajı. Diğer hepsi de aynı şeyi söylüyor. Yani bizim hepsiyle ortak mutabakat kurduğumuz konu öğrencilik memuriyet gibi. Düzenli çalışma. Yani bizim Türk öğrencisi de bu her videoda ben de tekrarlamış oluyorum. Kendim tekrarlıyorum. Biz düzenli çalışmayı çok bilmiyoruz Türkiye'den gelen öğrenciler. Yani oturup belki 2-3 hafta 24 saat çalışıyoruz neredeyse. Ondan sonra 2-3 ay yatıyoruz. Hani bu Almanya'da o şekilde olmuyor. Siz de dediğiniz gibi hani tekrar bir canlı bir örnek. Hani bu daha önceden konuşulmadı, anlaşılmış gibi oldu. Hani böyle çok güzel oldu üstüne. Hani mesleğiniz dediğiniz çok güzel onu özetlediniz. Hani mesleğimiz öğrencilik. Yani öğrenci yapacaklar, çalışacaklar.
Bu şekilde yani düzenli çalışmayı bu işin Evet. başarının sırrı olduğunu Evet, görüyorum. aynen. Yani çevremde buraya işte daha küçük yaşlarda gelip birazcık bocalayan öğrenciler gördüm. Yani o tecrübeler tekrarlanmasın diye hani böyle direkt bir şekilde ifade etmekte fayda var. Anladım. Ve şimdi mezun oldunuz. Daha yeni, taze mezunsunuz. Öyle diyelim. İş arama noktasındasınız. Tabii o konularda bir tecrübeniz olmadı. Belki şu anda ne durumdasınız? Hazırlık yaptınız mı? Ya şu an işim ben Aralık ayında bitti. İşte bir hafta bitmiş, bir ay bir tatil yaptım. Ocağın başından itibaren, ocağın ilk haftasından itibaren işte başvuru dosyalarımı hazırlıyorum şu an için. Dediğiniz gibi bir başvuru süreci ve nasıl yapılmalı ona dair büyük bir tecrübem yok. Ama şunu hani edindiğim bilgilerden, internet üzerinden edindiğim bilgilerden o başvuru dosyaları çok önemli. Bu motivasyon mektubu diyebileceğimiz bir şey var mesela. CV'nin yanında, Türkiye'de de yazıyoruz. Ona çok önem verildiğini fark ettim, öğrendim. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum ve gayet de zaman alıyor. Yani benim şu an için edindiğim tecrübe maalesef Çok fazla yok. kısıtlı, çok Belki fazla yok, bir biraz saat sonra kısıtlı. tekrar yaparız bir söyleşisinde. O zaman Aynen. yani çok güzel bir şekilde şey yaparız. Ama şu anda mesela yani en önemli husus konu merak edecek sizden öğrenecek şey. Şimdi öğrenci yeni bitirdiniz. Vize durumu nasıl oluyor? Şu anda öğrenci vizesi bitiyor mu? Ne zaman nasıl yapacaksınız vize konusunu? Okul bittikten sonraki süreci anlatır mısınız bize o zaman? Yani okul bitmeden evvel ben Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bir vizemi tekrar uzatmıştım buradaki oturum iznimi. Dönem bitene kadar verdiler Mayıs. Ya yani benim Mayıs'a kadar şu anda öğrenci olarak bulunuyorum Almanya'da. Ondan sonra da iş arama izni veriliyor. Yanlış bilmiyorsam her seferinde 6 ay olmak üzere 3 kere yaklaşık 1-1,5 senelik bir iş arama izni veriliyor. Daha sonrasında ona başvurmam gerekecek. Mayıs'tan sonra, Mayıs'a kadar iş bulamazsam. Yani süreç ondan sonra böyle ilerliyor. Şimdilik hala öğrenciyim. Ve bir şirkette de hani öğrenci olarak çalışıyorum yani zamanla. Peki diyelim şimdi mesela Mayıs'a kadar öğrenci oturumunuz var. Bildirdiniz mi yabancı dairesinde ben okulu bitirdim diye? Bildirmedim çünkü o kendi iletişimleri olduğunu biliyorum kendi aralarında. Yani okul bitirdikten sonra yabancılar ofisine bildiriyor. Yani bu öğrenci bitirmiştir diye. Tahminimce onlar da benim şirketim bildiriyor. Benim vergi numaramın kayıtlı olduğu birimleri bildiriyorlar. Hani ondan sonraki süreci yani ondan sonra da onlar onu bildirdikten sonra şirkette hani sen bitirmişsin öğrenciliği deyip bana bildirecek. Ama Mayıs'a kadar daha bir zamanım var 4 ay. Umarım hiç o şeylere gerek kalmaz, iş bulurum. Hiç uzatmayla falan uğraşmam. Umarım. Ben de başarılar diliyorum şimdiden. İş arama Teşekkürler. süreci stresli bir süreç ama güzel bir, hoş bir süreç. Umarım en kısa sürede Güzel. işi bulursunuz. Haberde güzel haberleri bekliyoruz iş bulduğunuz zaman da. Tamam Katıldığınız için inşallah. çok teşekkür ederim. Onun dışında son Rica olarak belki eklemek istediğiniz bir şey var mı Türkiye'den gelecek öğrencilere? Son bir tavsiyeniz var mı? ederim. Şöyle bir tavsiyem var. Yani bu videoyu izleyen öğrencilerimiz araştırmalarına devam etsin. Almanya'ya gelmeden önce kendilerini ne bekliyorlar? Kendilerini mental anlamda hazırlasınlar. Bu çok önemli. Maddi anlamda zaten bir şeyler olması gerekiyor ki buraya geleceksiniz. Yani o konu zaten halledilebilir kısa bir sürede. Eğer bir imkanınız varsa öyle ama mental anlamda kendinizi hiç hazırlamazsanız burada bir şok yaşayabilirsiniz. Ben öğrencilere buraya gelecek olan öğrencilere hani Almanya'da yaşamış, eğitimini bitirmiş, LinkedIn'de bulabilirler, sosyal ağlarda bulabilirler. Bu insanlara sorup tecrübe edinmelerini, tecrübelerini dinlemelerini tavsiye ederim. Mental anlamda hazırlık benim gözümde en önemlisi. Onu hallettikten sonra her şey daha kolay olacağını düşünüyorum. Tamamdır. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Dediğimiz gibi Ben umarım teşekkür belki bir ederim. sene sonra iş İnşallah. tecrübelerinizi dinleriz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun Kolay katıldığınız gelsin. için. Sağ olun.